Allah tek. O da nasıl bir sıfatı var? Şekli yok, benzeri yok. E sen nasıl onu düşünebiliyorsun o zaman? Benzeri olmayan bir şey. Ben düşünüyorsan bir benzer çıkarttın işte. Bir benzer uydurdun yani. Düşünüyorsan bir şekilsiz bir şey düşünemezsin ki. Mutlaka bir şekle büründürerek düşündün. E şekle büründüyse e o Allah değil, şekilsiz o. Hadi yine gitti. Onun için e, İmam Rabbani Hazretleri Kudüs'e bu kadar tarikatları bitirmiş, seyri sürüklü de işte kaç tarikattan icazet almış, şey olmuş. Ama en son Nakşibendili'ye gelmiş yani. İşte çeştiyeden almış, Sührever diyeden almış, Kübrever diyeden almış. Hepsinin kutbu. Ama Nakşibendili'ye gelince diyor, bu yolun başında diyor, bir de baktım öbürlerinin sonundaki bunun başında verildi. Ben niye diyor mürüt oldum diyor Şah nakşibende diyor, koca İmam-ı Rabbani. El avca sığar mı ya? Hacı Fazlı'nın dediği gibi efendi hazretlerine Kuyumcu Hacı Fazlı vardı Allah rahmet etsin kabri nur olsun Sivas eşrafında Mübarek adam Hacı Fazlı efendi 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 derdi Ben derdi büyük balıktım ya sen beni nasıl avına düşürdün Sen beni nasıl oltana taktın ya Ben büyük balıktım efendi efendi derdi bolcaya bolca derdi yemek ikram ederdi efendi hazretlerine işte ne yapsın onu hatırı için çok ısrarçıyım Rahmetli adam Çünkü ta İhramcızade İsmail Hakkı Toprak hazretlerinin zamanından kalma. Yani ya ben diyor ona bile mürit olmadım diyor. Ben o zaman tabii gençliğindeymiş şudur olup. Biraz diyor yaramazdım şey derim ama diyor İsmail Hakkı Hazretleri'nin diyor tekkesine falan böyle diyor zarar verenler oldum onları da diyor bir bir de verdim diyor. Bir tokattan bakalım. Evliya Allah'tan da dua alırdım diyor. Yani diyor bunlar bize bu salat oldu evladım. Sen. E ben de diyor bu yolda değildim diyor. E işte i̇şte ondan sebepse Mahmut Efendi'ye nasip oldum. Mübarek İsmail Hakkı Hazretleri'ne hizmet edersen oradan da şey. Ben büyük balıktım diyor. Ben nasıl diyor avladım diyor ya. Ha şimdi burada efendim sen e, Allah tebarek ve koca İmam-ı Rabbani ben diyor şah ben de diyor mürit oldum diyor. Ben yani büyük balık. Sen beni nasıl avına düşürdün demek istiyorum. Bir sözüyle diyor. Bir sözüyle diyor. Baktım diyor bütün ulema evli hepsini okudum diyor. Ama diyor şah ben de bir söz. Nedir o? Hangi şey akılla anlaşılıyorsa, hangi şey idrak edilebiliyorsa, hangi şey vehimle düşünülebiliyorsa, hangi şey hayal haznesine girebiliyorsa, hangi şey tasavvur edilebiliyorsa, hangi şey akıldan geliyorsa geçebiliyorsa, küllü <laughs> ma hatara balik, valik teala ma şe'alik bil ki o Allah değil. Celle Celal. Allah ve râvül ve ve râvül ötelerin ötesi ötelerin ötesi. Senin anlayabileceğin şey değil. zat itibariyle baktım diyor Allah, Allah Demek ki bize diyor ne veriyor hedef? Anlamamak anlamaktır. Bilmemek bilmektir. Şu kadar anladım, şöyle anladım, böyle anladım demek ki hiçbir şey anlamadın yani. Allah'ın zatı hakkında. Din başka. Dinde okuduğun kadar ilmin olur, okuttuğun kadar anlarsın. Onu konuşmuyorum. Ama zatı hakkında konuşuyorum. Onun için diyor, bir ibadete layık tek bir ilah var. E onun da şekli yok. Benzeri yok. Ellezi öyle bir zat ki yedü vehmine bizim düşünce gücümüzün eli ayağı kasıratün geri kalır. Noksan kalır. Neden? Anil vusuli ulaşmaktan nereye ila idraki onu anlamanın eteğine bile ulaşamaz. Bırak yukarı doğru çıkmayı İdrak. Tam bir anlayış değil mi? Düşün tümünü idrak etme. Ne bırak tümünü? Yarısını. Ne bir yarısını? Ne cüzünü parçasını zeylini yani eteğine bile ulaşmaktan akıl düşünce hayal beyim geri kalmıştır